Leon Kennedy kimdir? 1998 Raccoon Şehri olayı. 1998 yılında 21 yaşında polis akademisinden mezun olup Raccoon Şehri'nde polis olarak işe başlayıp akademiye gitmek için yola koyulan Leon, akademide ne olduğunu bilmediği şeylerle, yani zombilerle karşılaşır. Ne olduğunu anlamayan Leon ise daha sonra Ada ile tanışır. Ada, FBI için çalıştığını, Umbrella'da çalışan bir bilim adamının peşinde olduğunu söyler. Ada'nın söylediğine göre virüsü o yaptı. Daha sonra Ada'nın G virüsünü çalıp satmak istediğini öğrenen Leon, Ada'yı durdurur. Bu olaydan sağ çıktıktan sonra aradıkları tüm kriterler mevcut olduğu için hükümetten Leon'a ajanlık teklifi gidiyor. Leon da kabul ediyor. Sonrasında sıkı bir eğitim gören polis çaylağı Leon, tam bir özel ajan oluyor. Silah ve bıçak kullanmada çok daha iyi hale geliyor. 2002 Operasyon Javier. Leon ve Krauser, Güney Amerika'daki uyuşturucu baronu Javier'i bulmak için görevlendirilir. Daha sonra Krauser, görev sırasında aldığı bir yaralanma nedeniyle işten çıkarılır ve Leon ile ortaklığı sona erer. Belirli bir zaman sonra Leon eski ortağının bir kaza sonucu öldüğünü öğrenir. 2004 Plaga Tehlikesi. Leon, Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı'nın kızı Ashley'i kurtarmak için görevlendirilir. Ashley'i bir tarikat lideri olan Azmut Sadler ve takipçilerin elinden kurtarmaya çalışırken, eski arkadaşı Jack Krauser ile de karşı karşıya gelir. Leon ve Ashley, Sadler'ın kontrolündeki Plaga adlı organizmaya maruz kaldıkları için, kendilerini ve insanlığı kurtarmak için bir çare aramak zorundadırlar. 2005 Harbortville olayı. Harbortville havalimanındaki biyoterörizm olaylarına başkan Graham Kennedy'yi yollar ve Kennedy siviller ile bir senatör ve eski dostu Claire Redfield'ı kurtarmayı ve aşılaştırmayı başarır. 2006 Penamstan komple olayı. Beyaz Saray teröristler tarafından eklenir ve içeriden komple elektrikleri kesilerek zombi saldırısına maruz kalır ve birçok bürokrat ölür. Olayları araştırmak için yola çıkarken Leon, Jason ve Shenmue isimli iki ekip arkadaşının bu olaylardan sorumlu olduğunu öğrenir ve ileride Shenmue'den Amerika Birleşik Devletleri'nin biyoterörizm ile alakalı olduğu bir çipi ele geçirmeyi başarır ve mutanta dönüşen Jason'ı Claire ile birlikte durdururlar. 2011 Doğu Slav İç Savaşı. 2011 yılında ise Slavlar tarafından Plaga virüsünün bir varyantı ile saldırıya uğrar. 2013 Küresel Biyoterör Saldırıları. İçeriden Simmons isimli devlet adamının sorumlu olduğu ortaya çıkar. Başkan Benford yeni krizalit virüsü tarafından enfekte olur ve Kennedy tarafından öldürülür. Burada eski oyunlardan tanınan Sherry ve Jack Mulder ile bir araya gelir. Chris ile karşılaşıp kimin Simmons'ın peşinden gideceği konusunda çatışırlar ve olaylardan sorumlu Wong'un peşine düşerler. 2014 A virüsü olayları ve New York salgını. Chris ve Rebecca Kennedy'den yardım istemek için ona ulaşırlar fakat Kennedy yardım etmeyi kabul etmez. Ta ki Rebecca kaçırılana kadar. Rebecca'yı kurtarmak için Chris ile işbirliği yapar. 2015 Alcatraz olayı ve San Francisco salgını. Leon tekrar Chris ve Jill Valentine ile bir araya gelerek Alcatraz turistlerini olanları araştırır. 2015'te geçecek bu filmin Temmuz 2023'te çıkması bekleniyor. Bir sonraki karakter kim olsun? Düşüncelerinizi yorumlara yazmayı ve beğenmeyi unutmayın.